Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Yapay Zeka Araçları ve Doğa Bilimlerinin Buluşması Projesi'nin açılış etkinliği düzenlendi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin kişisel gelişimine destek olmak ve akademik başarılarını artırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında yürütülen Yapay Zeka Araçları ve Doğa Bilimlerinin Buluşması Projesi'nin açılış etkinliği düzenlendi. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan projeye Fırat Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi destek verirken, projede öğrencilerin yapay zeka, STEM, geometri, müzik ve doğa temalı etkinliklerle buluşarak bilgi birikim ve yaratıcılıklarının artırılması hedefleniyor. Projenin açılış konuşmasını yapan proje yürütücüsü Recep Akgül, yapay zekayı öğrencilerin eğitim ve öğretimine adapte etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu projenin yürütücüsü olarak sizlerin de desteğiyle STEM ve yapay zeka araçları uygulamalarıyla öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmeyi, bilim ve sanatı bir araya getirerek yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve yapay zekayı eğitim sürecine entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu projede yer alan her bir bireyin öğrencilerimizin geleceğine dokunacak, onların bilgi ve becerilerini artıracak bir rolü bulunmaktadır. Fırat Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Profesör Doktor Murat Karabatak, yapay zekanın önemine ve kullanım alanlarına dair bilgilendirmelerde bulundu. Yapay zekanın bugün herhalde kullanılmayacak herhangi bir alanı yok. Yani günümüzde artık sağlıktan, otonom araç kullanmaktan, güvenlikten, siber güvenlikten, belki eğitim öğretimden diyebiliriz, finanstan, bankacılıktan, yani şu söyleyeyim, yapay zeka hangi alanda kullanılmaz derseniz, ben buna cevap veremem. Her alanda mutlaka kullanılabilecek ve çok yaygın bir şekilde gelişmiş bir versiyondan, bir teknolojiden bahsediyoruz. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, projenin öğrencilerin geleceğe sağlam adımlarla hazırlanması adına oldukça önemli olduğunu söyleyerek projede kendilerine destek veren paydaşlara teşekkür etti. Bu süreçte inşallah bizler temel hedef olarak zaten ortaya koyduğumuz hem geleneği hem de geleceği bir çocuğun omuzlarına yükleyerek memleketimizin gelecek örüntüsü içerisinde gelecek nesillerin hazırlanması sürecine hizmet eden çok kıymetli bir ayak oldu bu bizim için. Zira bir yıl boyunca bizler öğrencilerimizle hem kültürümüzün canlı kalması, devam etmesi, bir sonraki nesillere aktarılması için birçok proje yürüttük ve uğraştık. Ama bugün de yine bu yaz döneminin başlangıcı olmasına rağmen buna emek veren arkadaşlarımız sağ olsunlar bu projeyle birlikte geleceğe de uzanan bir kapı araladılar. Etkinlik kürsü konuşmalarının ardından projeye katkı sunan akademisyen ve eğitimcilere plaketlerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.